gün onu gördüm. Fabrikada karşıma çıktı. Gözleri tıpkı eskiden olduğu gibi. Işıl ışıl. Abi. Keşke sen de görseydin. Güzelliğinden hiçbir şeyi kaybetmemiş. Hala muzip. İnatçı. İsyankâr. Abi. Fabrikadan konuştuk. İşçilerin haftalıklarından. Abi. O öldü abi. Behiye yengem öldü. O kaza olmasaydı eğer. Mukadderat bu abi. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kendini suçlamayı bırak artık. Duydun mu? Yoksa bu hastalıklı sanrılar bir gün seni öldürecek. Ne var Gülizar? Yemek hazır Halide Hanım. Ben sana kaç kere kapıyı vurmadan içeri girmeyeceksin demedim mi? Geliyoruz. Hadi abi. İyiyim ben. İyiyim. Hadi yemeğe gidelim. Gülü. Ne var? Haftalığını almışsın öyle mi? Aldım. Ver. Vermem. Ne diyorsun kız sen? Vermem işte. Alnımın teriyle kazandım ben o parayı. Sokaktan mı topladım? Nasıl az kız? Ayağımın altına alırım şimdi. He kolaydı. Dağ başıydı çünkü burası. Kız, ne biçim konuşuyorsun sen babamla? Sen kendine bak be. Ne biçim? Senin gibi en azından lan baba demiyorum. Pis cenabet. Allah'ıma emanet olun. Acabardın mı sen? Bırak! Otur! Bırak! Nereye soktun kız parayı kanca? Bırak! Nereye soktun lan? Bırak! Allah belanızı versin. Geberinden kurtulayım inşallah. Başka yamanacak bir şey var mı Dezi? Varsa ver yapayım. Sağ ol kızım. Daha ne olsun? Hepsini yapmışsın maşallah. Benim gözüm görmüyor artık. Bak birikti böyle. Sana da zahmet oldu. Ne zahmeti dese? Otururken yapıverdim işte. Elime mi yapışır? Ah! Ah! Senin gibi gelinim olsa gözüm açık gitmem öbür dünyaya. Hatun! Geliyorum baba. Hayırlı akşamlar Dakburem. Hayırlı akşamlar evladım. İyi akşamlar Dizli. Hmm.
Hoş geldin Kemal abi. Buyur ana. Bu ne yavrum? Geçen gün aldıydım ya. Ne oldu ana? Hiç. Baban geldi aklıma. Yaşasaydı da bu günleri görseydi. Hadi üzülme artık. Hadi. Eline sağlık. Ne güzel yamamışsın. Yeni gibi olmuş. Asıl Fattım kızımın eline sağlık. O yamadı. Yine bütün gün buradaydı değil mi? Sana ne zarar var evladım? Bütün gün o yavrucağız oyalıyor beni. Fattım kızım olmasa tasamdan çatlarım vallahi. Can yoldaşım o benim. Peki. Madem can yoldaşın gelsin o zaman. Ama aklında başka bir şey varsa unut ana. Yoksa başka bir kız mı var? Evet ana. Başka bir kız var. Sevdiğim kız. Var burada kız. Sana geldim. Bana mı geldin? Ne o? Yoksa sevinmedin mi? Sevinmez miyim hiç? Peki ya Hamza? Seninle. Evde kıçın değilmiş uyuyor. O zaman ne duruyor? Atla hadi. Ben kullanacağım. Sabah sabah düşürme bize kız. Ya ben kullanacağım. Tamam sıkı tut. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cemşir. Hadi. Saatler olsun. Bereket versin. Hayırdır Cemşir ha? Suratın asık. Şu Güllü meselesi canımı sıkıyor Reşit. Zaloğlu'ndan bir haber çıkmadı. Ne zaman isteyecek bu herif kızı? Zaloğlu'nu bilmiyoruz. Ha? Dayısının korkusundan söylemek için fırsat kolluyor. Ya söyleyemezse bu salak. Amma tasa ettin be Cemşir ağa. Ya oğlan Güllü kızın aşkından alev alev yanıyor. Çiftlikten kovulacağını bilse gene söyleyecek. Aman kendini boğdurmasın da. Önemli olan kızla çiftliğe yerleşmez. Bunu kapağı attı mıydı? Biz de attık demektir. Ondan sonra isterse Ramazan'a vursun tekmeyi. Gönlü canı kim istiyorsa ondan iş pişirsin. Abi canım. Ya sen yüreğini serin tut. Bu
bugün yarın kızı istetmek için birini gönderecek Muzaffer Bey. Ya emin ol öyle. İnşallah. Çay, kahve, ne içersin? Çay Reşit, çay. Kemal, hani biz evlenince sen ustabaşı olacaksın ya. He. Ben de ustabaşı karısı olunca, şimdiki ustabaşının karısı gibi böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kollu elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim be. Ha. Kim karışır kocam istedikten sonra? İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş istemeye. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorayım onlara. Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi, kocam 6 aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de kocama bir iş buluverse. Gülü hanımefendi. Güllü hanımefendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismimi? Serap. Serap hanımefendi. Nasıl? Güzel. Serap hanımefendi. Serap hanımefendi hazretleri. Kocanıza söyleyin de biz girelim. Eyvah, fabrikaya geç kalıyoruz. Hadi hadi kal. Akşam olunca gel diye yalvarırsan gelmem bak. Uzatma. Selamünaleyküm. Sabah şerifleri hayırlı olsun erenler. Aleykümselam. Muzaffer Bey, vaktin varsa hayırlı bir iş için geldim. Neymiş? Dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah Hafız Efendi Hazretleri. Hayır ki, ne hayır. Mehdi Resul Hazretleri'ni zuhur etmiş gördüm. Mehdi mi dediniz? Evet, öyle dedim. Ordularını toplamış, başına geçmişti. Yanında komutan olarak da kim duruyordu biliyor musunuz? Kim? Ramazan. Bizim Ramazan mı? Ta kendi. Ne dediğini kulakların duyuyor mu senin efendi? Mehdi adam bulamadı da bizim salak Ramazan'ı mı komutan tayin etti? Ulan siz adamı dinden imandan çıkarırsınız be. Öyle hemen celallenme efendi. Bak hala konuşuyor. Hadi defol git buradan. Defol! Ben de bu herif. Hafız efendi. Hafız efendi. Bir dakika durun efendim. Siz beyimin kusuruna bakmayın. Belli ki çok hayırlı bir rüya görmüşsünüz. Ne olur hemen gitmeyin. Buyurun benim misafirim olun. Ben artık Muzaffer Bey'in çiftliğine adımımı atmam. Böyle söylemeyin Hafız Efendi. Muzaffer Bey yolunuza kurbanmış.
Allah aşkına buyurun. Benim yağcı kahvemi iç. Madem Allah'ın adını aldınız. Abdül! Tazele çayları. Geliyor. Demokrat Partili arkadaşlarınkin de tazele. Bunlar biz halkçıyız diye çayımızı içmez ama. Lafa bak hele lafa. Demokrat geldi diye kahveyi ikiye bölen siz değil misiniz? Ulan köse haydar. He. Siz de radyoda halkçılar konuşmaya başlar başlamaz kalkıp gidiyorsunuz. Buna ne buyrulur Celal emmi? Bu ayrı gayri işler pek hayra alamet değil. Ben bunu bilir, bunu söylerim. 930'ları unutmamak lazım. Abi, kendi ağzınla itiraf ettin. O zamanlarda da serbest fırka diye bir şey icat ettiydiniz de... ...ortalık kan gölüne döndüydü. Celal emmi. Ya bırakın bu boş lafları beyler. Parti martı karın doyurmaz. Ya Ali gidecek yerine Veli gelecekse bahane. Var mı sahibi abi istifadesi ha? Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Zaloğlu bu ne hal lan? Köse Haydar'ın sürmeli eşeğe dönmüşsün. Kardeşim size ne? Bıyık benimler mi? İster keserim, ister... Ha sokarsın. Doğru, doğru. Siz kendi işinize bakın kardeşim. Önce seçimlere kazanmaya bakın. Allah Allah. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam Zalol. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Vaktin var mı? Seninle bir şey konuşacağım da. Ha, geç geç. Abdül, iki çay bize. Geliyor. He, hayırdır Zaloğlu? Vallahi pek hayır değil Hamza kardeş. Güllü'yle ilgili. Güllü'yle mi? Durmuş. Buyurun Muzaffer Bey. Yaspirin getir bana. Hamza kardeş, lafı fazla uzatmayacağım. Geçen gece Güllü bacını yolun ortasında herifin biriyle kol kola gördüm. Ne? Yanlış anlama. Benim üzerime vazife eder, biliyorum. Ama senin namusuna ne kadar düşkün bir adam olduğunu da biliyorum ben. Benden sonra nasıl? Ya emin misin Zaloğlu? Ya, yanlış görmüş olmayasın. Bizimki Pakize karısıyla sinemaya gittim derdiydi. Kardeşim, beni biliyorsun. Ben de seni biliyorum. Benim sana yalan borcum mu var? Gördüm diyorum ya. Peki koluna girdi herif? Ha. Bak işte ben de onu pek iyi seçemedim biliyor musun? Ulan Güllü, ben bunun hesabını senden sormaz mıyım ha? Şansına küs. Bak sen, ne olurmuş gelmezsen? Oradan geçen ilk kızı takarım koluma, girerim sinemaya. Dumbuz. Ne yapıyorsun? Kumrular. Hafıza ezimle diye bakıyorum azıttınız iyice. Hadi bakayım işinize. Hadi.
Demek Muzaffer Bey bizim kabağı azarladı ha? Azarladı tabii. Azarlamaz mı? Dolandırdığı yarım pabuçlardan sandı Muzaffer Bey'i. Teyyus. Yasin aile ne konuşuyorlar acaba? Kabak rüya mı görmüş ne? Onu anlatıyordu. Dur ben öğrenirim şimdi. Kahve fincanlarını alacaktım. Kahve de tam istediğim gibi olmuştu. Ellerine sağlık ya. Rüyanızı anlatıyordunuz Hafız Efendi. Ha evet. Dedim. Zaloğlu böyle karşımda yüksekçe bir yerde duruyordu. Birden gözlerinden boncuk boncuk damlalar boşalmaya başladı. Sual ettim. Evladım, nedir bu mahzun halin dedim. Niçin ağlıyorsun? Ne dedi? Zavallı başını hafifçe kaldırdı. Beni dedi. Dayım ve Yasin ağam serseri yerine koyuyorlar. Adamdan saymıyorlar. Aman efendim. Müsaade et. Affedersiniz. Derken, kayıptan bir sadağım. Allah seni inandırsın. Dağlar taşlar inim inim inlemeye. Haşfetullah'tan zangır zangır titremeye başladı her yer. Bir de dönüp ardıma bir baktım ki... aksakallı göbeğinde yeşil... yemyeşil hesaplara bürünmüş bir pürü fani. Allah'ım sallallah. Hızır aleyhisselam olmasın. Aferin Yasin ağa. Bildin. Bana dönüp dedi ki... Ramazan Efendi'nin dayısını bul, tevşir et ki zinhar vakit kaybetmeden Elci Cemşir'in kızı Güllü'yle ev ersin. Tıp atıp bunları dedi. Var mı? Ne var mı efendi hazretleri? Elci Cemşir'in bu namda bir kızı var mı? Var galiba. Âlâ. Bana rakamlar verilmişti zâti. Cifir hesabıyla hesap edip çıkardım da. Madem kızın adı da tutuyor. Hafız efendi, bir sual sormama müsaade eder misiniz? Elbette, elbette. Sor. Şimdi Hızır aleyhisselam bu rüyanızı Muzaffer Bey'e anlatmanızı buyurdu. Siz bu rüyayı bana anlattınız. Peki, şimdi tılsım bozuldu mu? Sus gafil. Günaha giriyorsun ki. Hem de boyunla beraber. Tılsım ne demek? Allah'ın pür fani Hızır aleyhisselam kulunun emri ilahileri tılsım mıdır ki bozulsun? Tövbe istiğfar et. Evet. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne oldu? En güzel oturuyordun. Bana müsaade. Allah oturanı sevmez Yasin ağa. Bu meseleyi Muzaffer ağa ile bir şekilde halledin ki Zat-ı Kibriya'nın emri ilahileri yerine getirilsin. Size söyleyeceğim son söz de budur. Hiç meğer kuyurmayın. Bunu Muzaffer Bey'e bizzat kendim anlatacağım. Ne oldu kız? Ay, az kalsın gülmekten geberecektim ha. Kabak büyüle değil ya bizimkine. Niye? Rüyasında mı görmüşmüş ne? Hızır aleyhisselam güya Zaloğlu'nu hemen evlendirin diyormuş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bizim Zaloğlu'nu mu? Kimle evlendireceklermiş? Elci Cemşir yok mu? Muzaffer Bey'e ırgat toplayan hani. Ha bildim. Onun bir kızı varmış Güllü diye onunla. Abi. Yok kız. Ne oluyor be? Neredeydin kız evvelki akşam? Sana ne be? Kız, ağzını burnunu kırdırtma bana. Neredeydin? Sinemaya gittim Fahize'yle. Suç mu? Zaloğlu bir herifle kol kola görmüş seni. Pis yalancı herif. Fabrikada bana musallat oluyor, yüz vermiyorum diye iftira atmış besbelli. Kes. Zaloğlu yalan söylemez.
mı? Ramazan. Bırak onu, elleşme şimdi. Niye kız? Ne oldu ki? Kabak yine büyüledi bunu. Kaybol, kaybol. Hadi işine bakayım. Ne o, kitap mı? He. Ejder Kalesi Cengi. Sana aldım. Ver bakayım. Sen böyle şeyleri pek akıl etmezdin. Nasıl oldu? Ya emmi var ya, sen de beni amma kötü belledin ha. Yani yemin ediyorum yanında tövbe piyasam yok. Estağfurullah oğlum, o nasıl söz öyle? Bugün nerelerde gezip dolaştın bakayım? Aman emmi. Nerem var ki nereye gideyim? Beni biliyorsun. Rakı bakı da içmedin mi? Yok, ağzıma sürmedim yemin ediyorum. Allah Allah. Emmi zaten bir tiskinti geldi biliyor musun? Bundan sonra rakı makı içmeyeceğim. Aferin. Peki bugünlerde hiç kabak hafızı gördün mü? Hafız efendi mi? Hangi hafız efendi? Canım bizim hafız efendi işte. Ha, yok görmedim. Niye, ne oldu ki? Mübarek bir rüya görmüş. Senden ötürü. Rüya mı görmüş? Benden ötürü. Evet. Allah Allah. Ne rüyası bu ya? Gel hele. Gel de anlatayım sana. Olur. Ana! Kız ana! Ne? Babam yok mu? Reşit'in yerine gittiydi. Buna göz kulak ol. Dışarı en çıkmasın ha. Allah belanı versin, pis domuz. Ne oldu gene? Niye bağırıyor bu? Zaloğlu alçak, Kemal'le Gezdi'yi mi ispiyonlamış buna? Eyvah! Babana söyleyecek şimdi. Söylerse söylesin be. Yetti baba oğul çektirdikleri eziyet. Ne Elif seni çıkarıyor? Kemal'le buluşacağım, gidiyorum. Delirdin mi sen kızım? Keserler bizi. İkimizi de keserler sonra. Hiçbir halt edemezler. Ben onların iyi bir çıkmasına karışıyor muyum? Ha? Onlar da bana karışamazlar. Gözünü seveyim, yapma kızım. Ha, Kemal boyun devirsin mi? Seni de yoldan çıkardı sonunda. Çıkardı mı karda? Nereye oğlum? Gidiyorum ana. O kızla gezip tozmaya mı? Neye sayarsan say. Hadi, ben gecikirim. Beni bekleme. Nereden olsun? Kemal. Aldın mı? Almam mı? Öte bile geçti. Ver bakayım. Hadi girelim. Çok heyecanlıyım. Heyecanın geçmedi mi hala? Ha,
fazla çarptığına bir baksana. Nasıl? O biçim. Düşünme bu kadar. Her şey olacağına varır be Kemal'im. Ne yapacağımı şaşırdım be Ahmet. Tutup kızı kaçırsam... şunun şurasında 2 ay var 18'ine basmasına. Sabredin, başım belaya sokmayayım diyorum ama... görüyorsun işte olanları. Haklısın. Haklısın ama aşk bu Kemal'im. Altında el saklayasın. Elbet göz önünde olacak. Madem seviyorsunuz birbirinizi, hiç kimse duramaz karşınızda. Eninde sonunda su akar, yolunu bulur. Tasa etme, hadi bakayım. Seni de kendi dertlerimle sıkıyorum be Ahmet. Askerden geldin, doğru dürüst halini hatırını bile soramadım. İş bulabildin mi? Nerede? Yarın sizi şu fabrikanın sahibi Muzaffer Bey'in çiftliğine gideceğim. Hayırdır? Tamirci arıyorlarmış. Bir gidip konuşacağım. Allah kerim, elbet bir şey çıkar. İnşallah kardeşim, inşallah. Deminden beri çiftlikte seni arıyorum abi. Hadi iç. Nedir bu? Avrupa'dan getirdiğim müteşekkin. Aa, istemem. İstemiyorum diye bir şey yok abi. İçmediğin zaman neler olduğunu görüyoruz. Çiftlikteki makineler için bir adam alayım diyorum. Ne adamı? Ufak tefek bir sürü tamirat işleri çıkıyor bire. Hem dünya para gidiyor, hem de makineler getir götür. Çok zor oluyor. Kendi ustamız olursa daha kolay olur diye düşünüyorum. Uğraşmayız. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Gel bakalım Yasin Ağa. Oturmama müsaade var mı? Ne demek? İstediğin yere otur.
Ne oldu? Senin canın sıkkın. Bugün Hafız Efendi'yi kovmak da iyi yapmadınız efendim. Anlaşıldı. Demek bunun için canın sıkıldı. Evet, sıkkın. Senin babanın, dedenin mekanları cennet olsun. Ben o rahmetlilerin değil Hacı'yı, Hoca'yı, kapıya gelen dilenciyi bile kovduklarını hatırlamam. Bak Yasin ha. Benim Hacı'ya, Hoca'ya diyecek bir sözüm yok. Ama bu kabak Hafız denen adam var ya, dalavericinin teki. Tövbe deyin efendim. Hafız Efendi tekmil ünü memlekete yayılmış bir alimdir. Çağırın yeğeninize sor. Dışarıda ne konuşuyorlar? Anlatsın. Peki, peki, peki. Nesi gelmişti o bu sabah? Rüya müya bir şey dediydi. Muhterem bir rüya görmüş. Ramazan'dan ötürü. Nasıl bir rüyaymış bu? Anlat bakalım. Gözün aydın Zaloğlu. Ne oldu kız? Senin evlilik işi oluyor galiba. Ne diyorsun kız sen? Evet. Yasin Ağa Muzaffer Bey'in odasına girdi konuşmak için. Allah'ına mı? Allah Allah. Bu salak oğlanla evlenecek kızı çok merak ediyorum. Ama annesine merak ediyorum. O da bunun gibi salak bir şeydir kesin. Hafız'ın rüyasına göre Cemşir'in kızıyla bizim Ramazan'ın evlenmesi gerekiyor ha? Yumurtaya can veren Allah'ım belli mi olur efendim? Bakarsın Ramazan muhterem bir insan olur. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Çağır Ramazan'ı. Yahut otur sen. Gülizar! Efendim! Ramazan orada mı? Buradayım dayı. Hafız seninle ilgili bir rüya görmüş. Rüya mı? Bilmiyorum. Haberim yok benim dayı. Kendisine ben söyledim. E söylemiş sana. Nasıl haberin yok? Çık hadi çık. Tamam dayı. Sen ne dersin hemşire? Elçi Cemşir yabancı sayılmaz. Her yıl bize ırgat getirir ama yine de kızı bizim ailemize yakışmaz abi. E ne olacak canım? Belki evlenince adam olur. Kıza da evde bir iş falan verirsin. Gülizar'a yardımcı olur. Tamam. Sen meşgul ol bu işle. Cemşir'le konuş, hallet. Birkaç kuruş da para verirsin. Nasıl birkaç kuruş? Canım lafın gelişi işte. 1000 lira ver, hallet. Cemşir'in amele kızı değil mi sonuçta? Anladım efendim. Artık fabrika mafrika. Senden ne para bekleyen var ne de başka bir şey. Geçti o. O eskiden lazımdı. Fabrikaya alıştım ben. Evde oturup kapanamam. Oturacaksın. Evde kapanıp kalacaksın. Kapanmayacağım. Kapanacaksın. Hayır. Ulan çuluk yavrusu gibi buhar atarım şimdi. Çıkamayacak. Sen işine bak hadi. Ben oram.
müşteri olur biliyor musun? Dayı. Bu sabah Güldü'yü gördün mü dayı? Yok, görmedim. Hasta mı? He. Neyin var? Başım ağrıyor. Yüzüne ne oldu senin? Hiç. Bir şey olmadı. Pakize. Şunu Kemal'e versene. Daha uğramadı değil mi? Kim? Zaloğlu Ramazan. Uğramadı. Lakin ne düşünüyorum biliyor musun? Senin dediğin gibi Güllü kız Kemal'le geziyorsa işimiz zor. Hay babana rahmet. Ben de dün geceden beri bunu düşünüyorum. Ah, ah. Zaloğlu'na bir evet dese senin şu Güllü kızın. Keşke dese. Oğlan zaten dünden razı. Reşit. He. Bir yolunu bulup bunları aynı odaya kapatsak. Oğlan da boş duracak değil ya. Çıkar kızın üstüne. Ondan sonrası kolay. Dayanırım Muzaffer Bey'in kapısına. Derim böyle böyle. Bir kazadır olmuş. Bey sen göster adalet. Bir de hükümet nikahı. Tadından yiyemez. İleride bir vakit Muzaffer Bey'e emri hak vaki oldu mu? Nasıl? Nasıl nasıl? Misal Muzaffer Bey Tomofili'yle gidiyor. Uçtu uçurumun dibine. Bütün mal mülk Zaloğlu'na. Zaloğlu demek nikahlı karısı Güllü demek. Güllü de senin kızın. Allah be. Reşit. He. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? O asi kıza bakacağım. Ne kıza? He. Kafama kurdu soktu. Fabrikaya gidip o Kemal'le Memal'le konuşmasın. Senin ta... Abo...
Selamünaleyküm İmam Efendi. Aleykümselam Ramazan. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Sağlığına duacıyız. Yemin ediyorum İmam Efendi. Allah razı olsun. Nereye böyle koşa koşa? Hayırdır? Hiç. Çiftlikte canım sıkıldı biliyor musun? He. Bir kabak hafıza kadar uzayayım dedim hocam. Ne oldu hoca? Bilmeden ters bir laf mı ettik? Yok Ramazan da. Bak o kabak denilen adam senin için iyi bir arkadaş değil. Niye ki hocam? Din adamı kisvesi altında hiç ilgisi olmadığı halde insanları zehirliyor. Güzel dinimizi ahaliye yanlış aksettiriyor. Böylelerini ne Allah sever ne de kul. Hadi gel yol yakınken vazgeç şu adamın peşinden gitmeye. Hocam iyi düğün, güzel düğün de yani kabak en nihayetinde benim bir arkadaşım biliyor musun? Hani şimdi bıraksam birdenbire durduk yerde ne oluyor demezler mi ha? Sen bilirsin. Benim görevim sadece seni uyarmak. Hadi kal sağlıcakla. Sağ ol hocam sen de sen de. Kebapçı! Gel bakayım gel. Selamun aleyküm. Oo Yasin ağa. Hoş geldin ha. Hoş gelmişsin Yasin ağa. Yel mi attı sel mi attı? Ne yel attı ne de sel. Seni göresim geldi. Geldim. Hoş geldin ağam. Buyur geç şöyle. Kahven nasıl olsun? Şekerli şekersiz. Dur hele acele etme. Sonra içeriz. Öyle mi diyorsun? Hoş geldin Yasin ağa. Nerelerden? Fabrikadan. Tohumluk çiğit çekiyor bizim tutmalar. Ben de oradaydım. Size ne var ne yok bakalım? Vallahi ağam ne olsun. Kendi yağımızla kavrulup gidiyoruz. Böyle. Ramazan Bey nerelerde? Bugünlerde pek göremiyoruz. Bak işte. Allah söyletti bunu sana. Ne oldu ki ağam? Hayırdır? Ben de tam Ramazan'la ilgili bir mevzuyu konuşmaya gelmiştim sana. Allah Allah. Hayırdır ağam? Hayır ki hem de ne hayır. Bizim Hafız Efendi'yi tanırsın. Kabak Hafız, tabii. Ama pek muhterem birisidir kendileri. Hafız Efendi bizim Ramazan'ı rüyasında görmüş. Allah Allah. Rüyasında. Ah iyice meraklanmaya başladım. Ne rüyası görmüş ha? Şimdi bu Hafız. Zaloğlu. Öp bakalım elimi. Niye ki? Niye öpüyorum senin elini? Ne niye ki? Yasin ağayı büyüledim. O da gitti dayını ikna etti. Hem sayemle gireceksin gülünün koynuna. Ver öpeyim Allah sizi ver. Yalnız dayından yediğim zılgıt da cabası. Ya o kadar da olacak. Ne yapalım artık Allah Allah. Telafisini isterim. Nasıl? Havyar isterim. Ya işte çiftliğin deposundan sardalya mardalya ne bulursan getir. Senin canının birbiri sağ olsun kabak. Sana rokofor peyniri getirmezsem şerefsizim ya. He? Rokofor peyniri. Peynirin ilahı, ilahı. Koy arasını be. Hadi vur, 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 vur. Düğün ne vakit belki? Daha belli değil. Yasin ağa mı isteyecek kızı babasından? Herhalde. Benim başka kimim var ki? Dayın? Dayım? Yok. Dayım böyle şeylere pek tenezzül etmez biliyor musun? Kızın haberi var mı meselede? Yok. Yok da. Olacak elbet. Elbet olacak. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Başım döndü kızım. Otur artık. Oturamam ana. O vakit evi temizle. Bu evi temizlesen ne olur, temizlemesen ne olur ana? Altı üstü tenekeden bir dam işte. Bak hele bak. Evlenince ne yapacaksın kız? Hizmetçi tutarım.
Şu benim ırgat defterini getiriver hele. Zat-ı Kibriya'nın emri ilahileriyle Ramazan Efendi Güllü kızla evlenecek, öyle mi? Evet. Rüya böyle. Sen şimdi usulen Cemcir'in ağzını bir ara bakalım. Sen hiç merak etme ağa. Ben böyle hayırlı, böyle mübarek bir iş için bir dakika durmadım. Acele ettin ha? Cemcir'e bir sor bakalım. Kızı kaça vermeye razı olacak? Allah'ım, ortancasını 500'e verdiydi. Onun bir büyüğünü de 650'ye vermişti. Ama şimdi malum, Güllü kız hepsinden güzel. E alımlı da. Sonra Cemşir ağam da en çok bu kızını sever. Nasıl etsek ki? Canım yuvarlak hesap. Bir ne bitirelim şu işi. Ben senin için bir iyilik yapacağım ağam. Sen hiç tasa etme. Güle güle ağam. Hadi hoşça kal. Güle güle ağam. Güle güle ağam. Allah. Cemşir. 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 Cemşir evde mi? O kahveye gitti. Tüh. Az önce buradaydı. Yetişemedim. Beni kontrol etmeye geldi. Yavrum, seni ne demeye kontrol etsin ki? Senin kontrol edecek neyin var ki? Niye aradın babamı? Lazım. Neye lazım? Hiç, önemli bir şey değil. Madem öyle, ben bir kahveye gideyim. Hadi eyvallah. Huylanıyorum ben bu heriften. Niye? Dilinin altında bir şey var. Boşuna aramıyor babamı. Yavrum. Seni duyan da bir şey beller. Ortada fol yok, yumurta yok. Var yok. Telaşını beğenmedim. Bak babam gelir de Güllü'nün ağzını ara derse sakın karışma. Sakın ha. Gelip kendileri arasınlar ağzımı. Bak sakın karışma. Ortada kalır rezil olursun. Vallahi şaştım kaldım aranızda. Onlar bir deli, sen iki. Yaptığın muska çok makbule geçti Hafız Efendi. Sağ ol, var ol. Ne demek evladım? Sağlık da sıhhat de Allah'tan. Biz sadece aracıyız. Hadi, Allah'a emanet ol. Sen de, sen de. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun Cemşir ağa? Irgat hesabı yapıyorum Reşit kardeş. Muzaffer Bey'in tarlaları için güz adam lazım. Buldum buldum. Bulamadım aç kaldım. E hadi gidiyoruz. Nereye? E hadi kalk kalk. Nereye Reşit kardeş? Nereye Reşit kardeş? Canımız nereye isterse oraya. Ne oldu lan? Başımıza devlet kuşu kondu Cemşir ağa, devlet. Ulan yoksa. De hadi hadi. Yasin emmi az önce bendeydi. Bu iş tamam ha. Anam avladım olsun. Benim kardeşimden yakınsın Reşit. Anlatsana. Söze bizim mahalledeki kabak hafızdan başladı. Sözüm ona, kabak gece rüyasında Hızır Aleyhisselam görmüş. Falanmış da filanmış.
Demokrasi nedir arkadaşlar? Halkımız demokrasinin ne olduğunu biliyor mu acaba? Hayır, bilmiyor. Ama buna rağmen adı demokrat olan bir partiye akın etmekten de geri durmuyor. Çünkü bu partinin güçlü bir silahı var. Din adamlarıyla dini arkasına almış, halkı bunlarla kandırıyor ve bunu da gayet güzel beceriyor. Bu silahı onların elinden almalıyız aziz arkadaşlarım. İşte bu sebepten başta köy imamlarımız olmak üzere halkımızın üzerinde tesiri olan din adamlarıyla birlikte de temasa geçmeli. Hangi din adamları? Doğru düzgün kaç din adamı var bu memlekette? Sizin yaptığınız gericiliğe taviz vermekten başka bir şey değil. Muzaffer Bey, lütfen oturun yerinize. Ben size söz hakkı verdiğim zaman konuşursunuz. Hayır efendim, susmayacağım. Daha dün sizin din adamı dediklerinizden biri çiftliğime kadar gelip beni uyduruk bir Mehdi Resul hikayesiyle kandırmaya kalkmıştı. Bunların sistemli çalıştıkları aşikar değil mi? Muzaffer Bey, lütfen. Bence de doğru söylüyor. Bu tip adamlar pekala partinin içine de sızmış olabilir. Zaten hiçbir zaman %100 yok olmadılar ki. Sindiler. Sadece sarığı çıkarıp silindir şapka giydiler. Evet, hükümet bunları kızıl tehlikeye karşı kullanıyor ama... bu gerici kuvvetin kıpırdanışına göz yummak ihanet değil mi? Hem de büyük bir ihanet. Susmazsanız sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. Gerek yok. Zaten daha fazla durmayacağım burada. Muzaffer. Parti toplantısından mı? Evet. Ya sana her zaman söylüyorum. Bırak şu modası geçmiş partiyi de sen bize gel. Niçin? Bizim partinin sizinkinden bir farkı kaldı mı ki? Sen meseleyi hiç anlamamışsın. Önemli olan ne partiler ne de parti tüzükleri. Ya nedir? Mühim olan senin benim menfaatlerimizdir. Ne yazık ki ben dünyanın hala fikirlerle idare edildiğini düşünüyorum Paşazade. Aksi halde gerçekten elimi sizin partide yıkamam lazım gelirdi. Güle güle dostum, güle güle. Unutma, kapımız her zaman sana açık. Akşam çiftliğe yemeğe gel. Belki fikirlerinle beni ikna edersin. Tabii kaldıysa. Geleceğim. Al bakalım Yasin Efendi. Ramazan'ın işi için istediğim 1000 lira. Tohumluk çiğit alınacak diyordun. Ne oldu o iş? Fabrikadan çektik bugün hanım. Hala. Var mı başka bir şey? Yok sayende. Tamam Yasin Efendi, işine dön o zaman. Halide Hanım, bir adam geldi, ustayım falan diyor iş için. Çağır gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ustasısın sen? Makine, motor, arabalardan falan iyi anlarım. Bana otomobilden anlayan usta yetmez. Çiftlik araçlarından anlar mısın? Tamir ederim, evet. Kursunu gördüm de. Nerede gördün? Halk evinde. Hala. Adın ne senin? Ahmet. Gel benimle. Çalışın, çalışın. Akşamleyin sofrada uç sütü eksik olursa dayım hepinizi oyar, biliyor musun?
yemeği batsın. Muzaffer Bey ne zaman Avrupa'dan dönse bütün yiyiciler çiftliğe üşüşüyor. Derdi tasası da bize düşüyor. Çek elini be. Vallahi kızım Yasin emmin bor bor yedim. Zayıflamışım. Sonra kız ağa bahçı bor mu yap biliyor musun? Derme etme. Ya bu kız derdi çıktı şimdi başımıza. Bana bak. O avradının kulağını bük ha. Bana hanımlık taslamaya kalkarsa karışma. Allah Allah. Ne yapan? Bir şikayet ederim. Yok ya. Dayım seni dinliyor sanki. Ah. Ne demek dayım da seni dinliyordu ya? Ben onca yıldır kahrını çekiyorum ya onun. Beydir, ağdır diye kocamızı feda ettik, kendine kul köle olduk. Elci Cemşir'in bitli kızı gelecek diye konuşturma şimdi beni. Ne bitlisi kız? Konuşsan ne olur? Şuna bak. Karım o benim, karım. Neyin olursa olsun be. Dayının yanında senin ne piyasan var ki? Ne demek kız ne piyasan var? Öyle ya. Ne piyasan var? Ya hiç piyasam yoksa bile ben koskoca Muzaffer Bey'in yeğeniyim, yeğeni. Yarın bir gün Allah korusun dayım gözünü yumsa buraların kralı benim. Ne piyasan varmış. Akla bak akla. Ne bu gevezelik? Akşam misafirler gelecek, hiçbir şey hazır değil. Kolay gelsin. Bu Ahmet. Bundan sonra çiftlikte çalışacak. Yasin Ağa, makinelerin tamir işleriyle artık Ahmet ilgilenecek. Eti senin, kemiği benim. Bir yanlış yapacak olursa bana söylersin. Anladım anne. Gülizar sana yatacağın yeri gösterir. Yarın erkenden işe başlarsın. Sağ ol. Hoş geldin oğlum. Sağ ol. Gel kardeş. Sana kalacağın odayı göstereyim. Söyle paydosuna çıkın. Tamam usta. Ne oldu gene? Hiç. Hiçmiş. Kemal, sen bu güllüğü unutmaya bak. Niye unutacakmışım usta? Onun izi var mı? O itler günde 5 kez buraya uğrar oldu. Senin huyunsa malum. Onun için vazgeç bu işten. Vazgeçmezsem ne olacak? Olacaklar meydanda. Sen onlara çatacaksın, onlar da sana. Onlar bana çatarsa günah benden gider usta. Oğlum değer mi? Bir kız için mahvolmaya değer mi evladım? Niye mahvolacakmışım ki? Çünkü ya sen onları vurup hapse gireceksin ya da onlar seni mezara yollayacak. İkisi de aynı kapıya çıkar. Mahvolma. Hasta olacak zavallı kuzucuk be Hacer abla. Sus kız. Ağzından yel alsın. Bana kalsa yıkamam ama reşit kızıyor. Eve almıyor sonra kuzumu. Hacer abla. He. Reşit emmi. Benimle alakalı bir şey dedim sana. Yok. Ne diyecek ki? Hiç. Sordum öyle. Güllü, çamaşırları astıysan gel kızım. Oh, bize yok mu Gayfe? Olmaz mı hiç? Buyur. Usta be. Hı. Hiç sevdin mi? Ha, sevdin mi hiç? Sevdim oğlum. Kimi sevdin? Kimseyi ama herkesi. Anlamadım. Bir kadını sevmek kolaydır Kemal. Ama tüm insanları sevmek... Sevebilmek. Mümkün mü? Eğer adaletli bir düzen için çaba sarf ediyorsan niye mümkün olmasın? Öyle bir düzen ki insanlar kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle mutlu olsunlar. Dünya nimetleri bir kardeş sofrası gibi açılıp satırsınlar.
Çırçır katibi olarak. Haftanın yarısını kestirdim ha, haberin olsun. Niye? Neyesi mi var? İki gün üst üste geç gelmişim fabrikaya. Yalan. Yalan konuşuyorsun. Kime yalancı diyorsun lan ha? Kime diyorsun? Lan sen yalancı. Kime yalan konuşuyorsun lan sen? Lan sen kime yalan konuşuyorsun? Bu sana işte halim olsun. Bu fabrikada arkanı kollayacaksın. Bu fabrikada gel lan arkanı kollayacaksın. Bırak lan. Tamam usta. Tamam yok bir şey. Kemal oğlum vazgeç bu kızdan. Ne olursun vazgeç. Vazgeçmem usta. Ne abisi ne babası hiçbirinden korkum yok. Seviyorum Gülüm usta. Öldürseler de seviyorum. Vallahi kızım. Senin yüreğin kabarmış. Kabardı ki ne kabardı Hacer abla? Ne oldu? Ne gördün? Senin bir sevdiğin var kız. Bak, kalpleriniz üst üste gelmiş. Yok be abla. Ne sevdiği? Var, var. Demek kalbinin kabarması bundan. Çok mu düşünüyorsun? Çok mu dert ediyorsun kız? Yok be abla. Ne düşünmesi? Yok diyorum sana kimse. Bak. Aha bu bardak. O da kız seni çok seviyor. Vallahi iyi uyduruyorsun ha Hacer abla. Gören de seni eş sahtan falcı sanır ha. Tamam. Bitti. Yok başka bir şey. Aa. Ne oldu? Ne güzel bakıyordun. Yok bitti dedim ya kızım. Hadi ya öldü mü gör. Ne gördün söyle. Bu iş olmayacak. O çocuktan sana hayır yok. Ah kılıç. Sizin ayrılmanızı isteyenler var. Onların da istedikleri olacak. Demek koskoca bir Muzaffer Bey Güllü istetmek için çiftçi başısını yolladı ha. Bari baba baba. Ne sandın lan? Allah. Hele bir çiftliğe yerleşeyim. Allah'ını şaşırtacağım dünyanın. Zengin olduk Raşit emmi, zengin. Zengin olduk ne demek? Dağ, taş, tarlası, tabanı, çifti, çubuğu var Muzaffer Bey. Babana da dedim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Güllü, Saloğlu'yla evlenince diyorum. Muzaffer Bey'in tomofili diyorum. Bir devrilmeli. O zaman tadından yenmez. Olmadı mı? Beynine bir kurşun değiyorsun. Hem sürdü hem devran yeter. Biraz da malını mülkünü biz yiyor. Ha vallahi. Giritli, bak hele. Şu bizim pikaba bir Hafız Burhan koy da neşemize cila olsun. Tamamdır Cemşir Aga. Hemen şimdi. Canın sıkınsa. Pis. Sen de erkek misin be?
defol git hadi. Şşş. Açtan aşağı almaz kız, ha? Ramazan! Afiyet olsun. Buyur dayı. Koç yumurtalarını getir. Emin olur dayı. Sonra? Ne sonra azizim? Demek polte. Hocazade, dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Sen Voltaire'i yanlış anlamışsın. İçin yanlış anlayayım canım. Hem o kadar uzağa gitmeye ne hacet? Söyle bakalım. John Locke bilgiyi nasıl tarifliyor? Bırak şimdi Locke'u. Senin, benim, hatta bu masadaki herkesin istikbali aslında neyle ilgili biliyor musun? Locke olmadığına göre Hobbes'la mı? Hayır hanımefendiciğim. İşte. İşte bunlar. Dalga geçmeyin canım. Traktörün istikbaliyle ne alakası var? Alakalı. Çünkü traktör demek, dinamik ziraat demek. Dinamik ziraat, döviz demek hanımefendi. Velakin bu memleketi sizin partinin diline pelesenk ettiği gibi sadece dinamik ziraat ve döviz de kurtarmaz. Öyle mi? Peki ne kurtarır? Liberalizm mi? Sorarım sana Zekai'cim. Amerikan tipi demokrasinin aslında temeli nedir? Bu traktörleri yapan iş adamlarının şuuru. Yani liberalizm değil mi? Bunları biliyoruz Paşazade. O halde ne duruyorsun? Bas istifanı, gel bizim partiye. Ya inkılaplar? Ha. İnkılap inkılap diye körün değneğini bellediği gibi hareket edemeyiz. Mesela bugün hala bu çiftlikte oturabiliyorsan bu beğenmediğin Menderes sayesinde. Hadi canım sen de. Kabul etmiyorsun ama öyle. Menderes 5 sene önce toprak reformu kanununa itiraz etmeseydi, senin ve benim gibiler bugün yanımızda çalıştırdığımız maraba takımı gibi çit sürüyor olacaktık. Yalan mı? Onlar mı yaptı sana bunu? Sana bir daha kimsenin elini kaldırmasına izin vermeyeceğim. Dayanamıyorum artık Kemal. Her gece yatağa yattığımda aynı düşü kuruyorum. Nasıl bir düş? Mahallenin girişine gelmişsin taksiyle. Ben elimde bohça, beyaz yazmamı savura savura koşuyorum sana. Sen hemen davranıp taksinin kapısını açıyorsun. Ben biniyorum. Sen de hemen yanıma kuruluyorsun.
taksiye sür diyorsun. Gitmeye başlıyorsun. Ben yine böyle başımı dayıyorum gözüne. Yüreğinin atışını dinliyorum tatlı tatlı. Kaçacağız gülüm, az kaldı. 18'ine bastığın gün kaçıracağım seni. Sadece 2 ay. 2 ay daha sabret ha. Hadi gir artık içeri. Üşüme. Geldik. Baba, ha? Bugün o Kemal denen öyle mi dövmüşün? Eline sağlık oğlum. Bir daha bacımın yanına yaklaşamaz. Aferin benim yiğit oğluma. Lan baba, sen kimin babasısın? Oğlumun oğlumun. Bize yan bakan ne yaparız? Yan takarız. Ne yaparız? Yanına vururuz. Hoppa la, ya ne oldu buna? Reşit'en mi? Reşit'en mi? Reşit'en mi? Hadi gel. O sabah ancak ayılır. Gel gel. Yatıyor mu? Yatıyorum. Şimdi gelirler melirler, onların kahrını çekemem. Sorarlarsa hasta vurdu kafayı yattı dersin. İyi ama kızım şimdi... Aması maması yok. Uyandırmasınlar beni. Gel lan içeri. Gel. Allah! Ben bu içiyorum. En mi sallanıyor ha? Avrat. Ne? Bana bir kayfa yap. O yatan kim? Güllü mü? Niye yatıyor? Hastaymış, başı ağrıyor. Ulan benim bacımı hasta edenin Allah'ın kitabını. Bacı. Lan Allahsız bacı. Lan baba. Biz kimin ismi olacağız? Avrat. Hele bir otur. Muzaffer Bey'in yeğeni Zalon. Ramazan mı? Ramazan ya. Yasin abi gün Reşit'e haber etmiş. 1000 lira da başlık verirlermiş. Sabah. Adabınla aç kızı. Ben beceremem. Benim dilim dönmez. İyi. Ben açarım. Hele hayırlısıyla bir sabah olsun da. Aklı varsa peki der. Koskoca çiftliğin sahibi olacak. Hele Muzaffer Bey gözlerini yumdu muydu? Malıydı, mülküydü. Tarlası, tabanı. Aklımızı kullanırsak devlet kuşu. Ama mesele kuşu ürkütmemekte. Söndüreyim mi? Söndür onu.
Allah rahatlık versin. Sana da.